Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ve izâ vâfakatiş şehâdetu ed-da'va. Şehadet arkadaşlar davaya uygun olursa kubilet, şehadet kabul edilir. Ve in hâlefet ha, ama şehadet davaya uygun değilse, müddainin iddia etmiş olduğu davaya uygun değilse, ona muhalifse, lem tukbel, o zaman şahitlik kabul edilmez. Ve yu'teberu ittifaku şahideyni fil lafzi vel ma'na inde Ebi Hanife'te. Ve yu'teberu ittifaku şahideyni fil lafzi. Tabi hakim İki tane şahit olması gerekiyor arkadaşlar. Hakimin hüküm verebilmesi için. Hakimin hüküm verebilmesi için iki şahidin de kullanmış olduğu lafızlar aynı olması, değil mi? İtibar edilir yani buna. Fil lafzı vel ma'na. Yani belki birisi farklı bir lafız kullanabilir ama hem lafız hem mana olursa daha güzel olur, ancak insanların manaları ifade etme hususunda aynı lafızları kullanmaları biraz zor. İnde Ebi Hanife'te İmam-ı Azam'a göre hem lafız veyahut da hem veya manaları uygunsa kabul edilir. Fe in şehide ehaduhuma bi elfin vel aharu bi elfeyni, ama hem lafızları hem de manaları farklı farklı olursa, şahitlerin birisi 1000'den bahsediyorsa, birisi de 2000'den bahsediyorsa, lem tukbel şehadetu inde Ebi Hanife'te, İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bu şehadet kabul edilmez. Ve indehuma tukbelu ala elfin. İmameyn de diyor ki bu iki şahit en azından 1000 rakamında ittifak ettiklerinden dolayı demek ki burada bir müddai var arkadaşlar. Karşı taraftan alacaklı. Şahitlerde birisi 1000 diyor, birisi 2000 alacağı var diyor. Burada en azından 1000 rakamında ittifak ettiklerinden dolayı hakim bu şahitlerin ifade etmiş oldukları lafız ve manalarında 1000 kelimesi anlaşıldığından dolayı 1000 kelime, 1000 lira üzerine ne yapabilir? Hüküm verebilir demişler İmameyn. Ve in şehide ehaduhuma bi elfin vel aharu bi elfin ve hamsimi'etin. Şahitlerin birisi 1000 lira olduğunu ifade ederse, diğer şahit de 1500 olduğunu ifade ederse, وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي أَلْفًا وَخَمْسَمِئَةٍ, davalı da arkadaşlar 1500 olduğunu iddia ediyorsa, قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِأَلْفٍ, yani burada bu iki şahidin 1000 lira ifade ettikleri bu mana kabul edilir ve hakim buna göre hüküm verir. وَاِذَا شَهِدَا بِاَلْفٍ, evet, وَاِذَا شَهِدَا بِاَلْفٍ, eğer şahitlerin ikisi de 1000 lira diyelim arkadaşlar, orada mutlak bırakmış ama 1000 lira üzerinde şahitlik verdiler. وَقَالَ اَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَمِئَةٍ, tamam 1000 lira alacağı vardı ama borçlu 5 lirasını ne yaptı? Evet. Ödedi dese, kubilet şehadetuhu bi elfin, demek ki o kişinin şehadeti 1000 lira üzerinden kabul edilir. Demek ki o da kabul ediyor. 1000 lira alacağı var. Ancak 5 lirasını ödedi diye iddiada bulun, yani ifade ediyor. Velem yusma kavluhu innehu qadahu. Burası ne yapılmaz? Kabul edilmez. Kabul edilmez. İlla en yeşhede ma'ahu aharu. Ancak onunla beraber başka bir şahit de olursa, 5 lirasını aldığına dair veyahut da o borçluğunun 5 lira olur, 5 lira ödediğini ifade ederse,
Oldu mu şey yansın? Evet. O zaman iki tane şahit bulunduğundan dolayı hakim onu değerlendirir. Yani burada o davacının söylediğinden daha fazla bir şahitlik yapıyor. O ziyade kısmı kabul edilmiyor. Evet. Ve yenbagil şahide lazım olan şey şudur. İza alime ve yenbagil şahidi İzâ alime zâlike en lâ yeşhede bi elfin hatta yukurra el mudda'i ennehu kabada 500. Ama diyor normalde şahidin bu meseleyi ne yapmaması lazım? Gündeme Getirmemiz. getirmemesi lazım. Ta ki muddai davalı 500 lirasını aldığını ikrar edene kadar onun bu meseleyi ne yapmaması lazım? Karışmaması lazım. O yani davalı gündeme getirdikten sonra kendisi de biliyorsa o zaman söyler. Ve de şeyde şahidani eğer iki şahit arkadaşlar şu hususta Hocam şehadet benim bir verirse önceki cümleyle ilgili şunu kastediyorum değil mi? Öyle anladım da. O zaman o 1.000 lira üzerine de şahitlik yapmayacak. Hani o 500 lirasının ödendiğini biliyor ama davacı tarafını ikrar etmedi ya. Hani Ella Yaşe'de dedi. O zaman o 1.000 liraya da şahitlik yapmayacak. Ödendiğini biliyor ama o davacı tarafını ikrar etmediği için. Hani bir yalan söyleme durumunda da düşecek ya. O yüzden hiç şahitlik yapmayacak o zaman. Yani ibarede zaten öyle anlaşılmıyor. Evet, şunu bir istersen bir daha tekrar edelim şey Yasin. Tamam. Ve de şehida bir elfin. Yani iki şahit ne dedi? Yasin'in diyelim ki Ahmet'ten 1.000 lira alacağı var dedi. Ve kâle Evet. ehaduhuma ama tabi bu şehadeti yaparken bununla beraber ardından ne ekliyor? Ve kâle ehaduhuma qadâhu minhâ 500. Yani önce işte Yasin'in Ahmet'ten 1.000 lira alacağı vardı ama Ahmet ona ne yaptı? 500 lirasını Ödedi. ödedi derse o şahitlerden birisi kubilet şehadetuhu bi elfin onun ilk önce yapmış olduğu şehadet geçerli olur. Velem yusma kavluhu innehu kadahu. Çünkü orada tek kaldığı için hakim onun bu söylediği şeye ne yapmaz? İtibar etmez. İlla ancak itibar eder. En yeşhede mahu aharu. Başka biri de veya da o şahitlerin ikincisi de O bunu 500 liranın gündeme ödendiğini getirirse şey evet yaparsın. doğru hatırlıyor. Ben de şimdi hatırladım. Yasin'in Ahmet'ten 1.000 lira alacağı vardı ama Ahmet ona 500 lirayı ödedi. Yanında başka biri de diğer şahit de bunu ikrar ederse o ne yapılır? Hakim ona göre davranır. Evet. Ama ve yenbagil şahidi şahit şahidi şu lazımdır. Ve yenbagil şahidi izâ alime zâlike yani sen eğer o Yasin'in Ahmet'ten 500 lira aldığını biliyorsan tabi o zaman O zaman hiç şahitlik yapmayacak. yok. Ella yeşhede bir elfin Tamam, 1.000 lira 1.000 lira şahitlik. alacağı var diyemezsin. Heh, evet, Çünkü o zaten ne diyemeyecek. yaptı adam? 500 lirasını Evet. ödemiş yani. O zaman 500 lirasını ödediği halde sen mahkemeye gidip de 1.000 lira alacağı var Ama diyemezsin. şahitlik bunun üzerine talep ediyor ya. Bunu söylemesi talep Yok daha ediliyor. Bunu söylemeyecek. ilk başta neydi? İlk başta şey 1.000 bin lira. lira alacağı vardı. Ama o şahitlerden birisi 500 lira 500'ünü şey yaptınca gündeme getirince başka biri de devreye girince veyahut da girerse o bir defa yani şu 500 lira 500 lirasını ödemiş İse. diyen kişi 1.000 liraya ne yapamaz? Şahitlik Evet. yapamaz yani. Bin lira Belki alacağı var onlardan demeyecek. evet onlardan biri belki bilmiyordur. O yapsa yine normaldir ama 500 lirasını ödemesine rağmen sen kalkıp da 1.000 lira alacağı var dersen olmaz yani. Evet. Ne zamana kadar? En la yeşhede bi elfin hatta yukurra el muddai ennehu kabada 500. O davacı taraf bunu ikrar edene kadar 500 lirayı tahsil ettiğini. Yani şahitlik yapar ta ki muddai iddia ederse yani kendi bilgisinin dışında olduğu için
Müddai iddia edene kadar kendisi şahitlik yapabilir ama müddai ben 5 lirasını aldım dedikten sonra bu şahit daha ne yapamaz? Onun lehinde 1.000 lira için şehadet Yapmaz. yapamaz. Ve yapsa da geçersizdir. Niye? Çünkü müddainin kendisi 5 lira aldığını iddia ediyor. Ve de şehide şahidani enne Zeyden kutile yevmen nahri bi Mekke'te. İki tane şahit dedi ki Zeyd Kurban Bayramı günü Mekke'de öldürüldü. Ve şehide aharani iki tane başka şahit de şöyle şehadet ederse ennehu kutile yevmen nahri bil kufe. Hayır. Kurban Bayramı günü Zeyd Kufe'de öldürüldü derse vectema'u indel hakimi hakimin yanında bunlar ne olurlar? Toplanırlar. Lem yakbel eşşehadeteyni. Hakim bu iki şehadeti de ne yapmaz? Toplanırlar derken acaba şey manasını söylüyorum. Toplanırlarsa böyle bir durum olursa o zaman ikisi de kabul edilmez. Çünkü devamında ayrı ayrı gelmelerini söyleyecek zaten. Vectema'u indel hakimi ve hakimin yanında bunlar ne olursa Evet, toplanıp bir araya bir gelirlerse, araya aynı anda gelirlerse bulunurlarsa. toplanırlarsa lem yakbel Yani eşşehadeteyni ikisi birbirini naksetmiş olur. iki şehadeti de hakim ne yapmaz? Kabul Etmez. etmez. Ama fein sabakat ihtahuma el uhra diyelim ki iki şahidin şehadeti diğer iki şahidin şehadetinden önce olursa ve kada el kadi biha ve o ki şahidin şehadetine binaen kadı hükmünü verecek olursa summa hadaretil uhra daha sonra iki şahit gelirse artık mahkeme kararını vermiş, hüküm infaz edilmiş, lem tukbel. Onların iddiaları ne olmaz? Kabul edilmez. Kabul edilmez çünkü madem öyle bir şey vardı mahkeme daha önceden yansıtmaları gerekiyordu. وَلَا يُسْمَعُ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْحٍ Senden ben şey gibi de anladım. Acaba öyle olabilir mi? Yani mahkemeye önce varma gerisinden. Hani Yok hem yok farklı yok burada yerlerden gelir. yok da burada hüküm وَقَضَى الْقَاضِي بِهَا artık kadın yapmış o şehadetlere binaen bir hüküm vermiş. Tamam anladım yani o sebeple değil yani mahkemeye önce müracaat eden, Yok önce daha şahitlik yapan. yok onu kastetmiyorum çünkü olabilir adam iki tane yalancı şahit getirmiştir. Tamam mı? Yani burada daha mahkeme süreci eğer devam ediyorsa hakim onları dinlemek zorundadır yani. Ama mahkeme kapanmışsa, bitmişse hüküm ondan sonra hakim onları ne yapmaz? Dinlemez. Evet. وَلَا يَسْمَعُ الْقَادِ الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْحٍ yani bir yaralama üzerine kadı ne yapmaz? Şahit aramaz. Selam. Birisi birisini yaralamış. Orada cerh herhalde şey kastediyor. Yani kişinin hani özel ahlaki bir şey, bir ayıbı var, bir kusuru var. Onun ortaya çıkarılması üzerine bir şahitliği kabul etmez. Öyle mi? Evet Yani yani itibarı zedeleyici bir şey, onun şahsiyeti. Hani maddi yaralama değil de şey hani cerh tadil gibi yani. وَلَا يَسْمَعُ الْقَادِ الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْحٍ وَلَا يَحْكُمُ O ya بِذَٰلِكَ aleyhine şahitlik yaptığı kişinin Şeye baktın mı? itibarını zedeleyici bir şey. Şere baktın mı? Yanlış Ya çıktı bu böyle bir manada gördüm yani. Evet. وَلَا يَسْمَعُ الْقَادِ الشَّهَادَةَ عَلَى جَرْحٍ Yasin'in açıklamasına binaen yani burada eğer bir kişinin itibarını zedeleyecek bir şey söylerse Bunun üzerine bir şahitlik kadın yapıyorsa. yapmaz onun o itibarı zedeleyecek şeyi ne yapmaz? Evet. Yani bu şahitlikle hüküm Dinlemez. vermez. Evet. Ve la yahkumu bidalike ve o kişinin şehadetine dayanaraktan o kişiyi toplum içerisinde ne yapmaz? İtibarsızlaştıramaz. Belki bir iki kişi daha varsa eğer o kişi hakkında kadı bir araştırma yapıyorsa bir kişi dedi başka bir kişi de derse o zaman onun onu itibara alır çünkü belki de o
herhangi birinin aleyhinde ve aleyhinde şahitlik yapan biri olabilir. Onu hakim araştırabilir ve değerlendirebilir de. وَلَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ Şahit için şu caiz değildir. اَنْ يَشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ Yani gözle görmediği bir şeye bir şey için şahitlik yapması caiz değildir. اِلَّا اَنَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَالدُّخُولَ وَوِلَايَةَ الْقَاضِي Velayet kararı. Velayetül Kadi, velayet, evet. Yani bir nesep hususunda, yani bu adamın nesebi buraya dayanıyor, onu gözle görmeden de ne yapabilir? Şahitlik Şahitlik yapalım. yapabilir, ölümüne şahitlik yapabilir, nikaha veyahut da beraber oldular. Duhul. O biraz zor ama buraya da tamam ne yapabiliyor Yasin? Yani Şahitlik eğer bir kişiyle evlendiyse, halveti sahaya gerçekleştiyse bir adam beraber oldular diyebilir ama tabii ne kadar isabetli olur onu Allah bilir. Ve velayetil kadi bir kadının bir yerde mesela kadılık yaptığına dair ne yapabilir? Şahitlik yapabilir. Fe innehu yesa'uhu en yeşhede bi hadihil eşyai şahit bu gibi şeylere şahitlik yapabilir. İza ahbarahu biha men yesiku bihi ama eğer güvenilir adil biri kendisine haber verdiyse bu hususta şahitlik yapabilir. Ve şehadetu ale şehadeti caizetun fi kulli hakkin. Yani şahitlik üzerine şahitlik ne yapılabilir? yapabilir. La yeskutu bir şüpheti. Yani fi kulli hakkin ki la yeskutu bir şüpheti. Şüpheyle düşmeyen bazı hükümler arkadaşlar orada bir şüphe varsa düşürülür. Mahkeme ne yapar? Takipsizlik kararı verir. Hüküm Hadler verir. vermez. Ama bazı davalar da var ki şüpheyle ne yapılmaz? Düşürülmez. Yani zaman aşımına Uğramaz. uğramaz diyelim. Yani o gibi konularda şahitlik üzerine şahitlik ne yapılabilir? Yapabilir. Yapılabilir. Ve la tukbelu fil hududi vel kısasi. Ama hatlerde olsun, kısaslarda olsun burada şahitlik üzerine şahitlik ne yapılmaz? Yapılamaz. Yapılamaz. Ve tecuzu şehadetu şahideyni ala şehadeti şahideyni. İki şahit diyelim ki bir konuda şahitlik yapmış. Yani burada başka iki kişi gelip ne yapabilir? Onlar da onlara şahitlik yapabilir. Yapabilir yani. Ve la tukbelu şehadetu vahidin ala şehadeti vahidin. Bir kişinin şehadetine başka bir kişi ne yapamaz gelip? Şahitlik yapamaz. Şahitlik Ama yapamaz. İki kişi olması lazım. herhalde şeyi kastediyor. Çünkü önceki ibarelerde de geçmişti. Onu kendi kendine yapması geçersiz. Yani o birinci şahit bunu şahit gösterirse oluyor ama kendiliğinden yapamıyor. Yani çünkü önceki Tabii o ibarelerde de öyle geçmişti. Hani birisi diğerini şahit gösterebiliyor. birisi yani yukarıda da geçti. Birisi ne Evet. yapabilir? Hani Birisine sen bana olayı şahit ol anlatır. derse. Anlatırsa ona dayanaraktan şahitlik yapabilirdi. Yani o zaman Kendiliğinden yapamaz tabii yani. o zaman yani direktmen o olayı anlatırken beni şahit tuttuğuna göre gibi bir kayıt düşmesi lazım yani. Hem Kendisinin o olayı zaman görmediğini. önceki cümleden de anlaşılan demek ki iki kişi olursa kendiliklerinden de Tabii. yapabiliyorlar yani. Tabii ki çünkü iki kişiyle ne yapıyoruz? Hüküm Evet. verilir. Ve sıfatul işhadi en yekule şahidul asli li şahidil fer'i. İşhad arkadaşlar şahit tutmanın yani nasıl şahit tutulur? Yani bir olayı gören asıl bir şahit var. Bir de Var. fer var. Yani o asıl olayı gören kişinin başka bir kişiyi ne yapması? Olayın Şahit içine tutması. çekmesi, olayı ona anlatması. Ne diyor mesela? Asıl fer'e işhed ala şehadeti. Yani benim
gördüğüm olaya sen de ne ol? Şahit ol. Ama şey yani kendi şehadetini aslında. Benim bu olayı gördüğüme şahit Dair ol. seni şahit Evet, tutuyorum. evet. Enni eşhedü enne fulan ebne fulanin akarra indi bir keda. Yani ben diyorum ki mesela Yasin belki başıma bir iş gelebilir. Falanın oğlu falan şöyle şöyle bir ikrarda bulundu. Bundan ne olsun bilgin Evet, olsun olsun. haberin olsun. Sen de mahkemeye gittiğin zaman direktmen ben olaya şahit oldum değil de bana anlatılana göre Evet. ve eşhedeni ala nefsihi yahut da başkasına ait bir bilgi için değil de kendisiyle alakalı bir bilgiye ne yapıyor? Başkasını şahit Gösteriyor, tutuyor. gösteriyor, tutuyor yani. Ve lem yekul eşhedeni ala nefsihi caze böyle demese de caizdir arkadaşlar. Ve yekulu şahidul fer'i indel edai bu arkadaşlar şahit tutulan kişi daha sonra mahkemeye giderse şahitlik yapmak durumunda kalırsa şöyle diyecek. Eşhedü ben şahadet ederim ki enne fulanen falan adam eşhedeni ala şahadetihi kendi görmüş olduğu olaya beni şahit tuttu. Ennehu yeşhedü enne fulanen akarra indehu bi keda falan adamın tamam mı? Kendisinin yanında böyle bir şey olduğuna dair ikrarda bulunmuş. Vakale li ve bana o olaya şahit olan kişi de bana şöyle dedi. İşhed ala şehadeti bizalike beni bu olaya kendisi ne yaptı? Şahit tuttu. Selam, şöyle desek daha uygun olmaz mı aslında? Olaya değil de o kişinin olaya şahit olduğuna şahit gösteriyor. Yani kendi şehadetine şahit gösteriyor. Ha, Olayın tamam ama bizatihi o olayı ne kendisine değil. yapıyor? Olayı anlatıyor ama. Anlatıyor ama sonuç olarak yani o olaya şahit yani sayılmaz ya. Bak ne dedi? Zaten şehadeti diyor. Yani onun Yani şehadetine bu şahit bir gösteriyor. de ne diyor? Tutuyor. Ennehu yeşhedü enne fulanen akarra indehu bi keda. Yani artık olayın Bu birinci şahit ama. tamam Şu bu an birinci şahitten bahsediyorsun. birinci şahit diyelim ki benim olayı görmüşüm ya. Ben seni bu şahadetime Evet, şahit tutuyorsun şahit aslında. tutarken bunu anlatıyorum ama. Evet. Olayın Hı. kendisini anlatıyorum. Yani tamam sen ben seni diyelim ki gözümle gördüğüm o olaya seni şahit tutuyorum ama olaya seni şahit tutarken de ne diyorum Yasin? Olayın da sana şeyini anlatıyorum yani tamam içeriğini. Çünkü sen olayın içeriğini Yok. görmemişsin. Olayın içeriğinde haberim var ama ben sizin şehadetinize şahit oluyorum. Olayın bizzat yani kendisine değil. Tamam. Zaten öyle ama sen benden olayın neyini de görüyorsun Yasin? Evet, olayı Duyuyorsun anlatıyorsun. benden. Evet. Tabii. Bak ne diyor? Ennehu yeşhedu enne fulanen akarra indehu bir keze yani ondan alacağı varmış veya da işte emaneti varmış. Neyse artık olay. Şimdi burada arkadaşlar bu paragrafta anlatmak istediği şey nedir? Yani asıl şahit varken fer olan şahidin ne olmaz? Şehadeti kabul Şehadeti edilmez. kabul edilmez. Tamam mı? Ancak eğer asıl şahit öldüyse veya 3 günlük Seferi mesafede. o gün için tabii mahkemenin 3 gün beklemesi veya işte daha fazla beklemesi adam uzaktadır. Ta uzaktan buraya kadar getirmek külfetli olduğundan dolayı yani seferi bir insanın seferi olabilecek bir mesafe veya da daha fazla bir uzaklıkta ise asıl varken yine Fer fer'in şahit tutulamaz. şahitliği kabul edilir veya asıl arkadaşlar hastadır. Yani mahkemeye gelemeyecek kadar hasta ise asıl varken fer şahitlik yapabilir. Fe'in addele şuhudel asli şuhudul fer'i caze.
Yani eğer asıl olan şahit, fer olan şahidi değil mi? Tam tersi değil mi selam failine fulle? Yani Fe'in addele ferler şuhudel asılları. asli şuhudul fer'i caze. Evet. Ferler asılları tatil Yani ediyor. fer olan şahit, asıl olan şahidi ne yapabilir? Tadil Evet, etse caizdir. edebilir. Bu caizdir. Ve in seketu an ta'dilihim caze. Yani diyelim ki hakim ferlerden asılların durumunu sordu. Burada tadil de edebilirler. Ne yapabilirler? Sukut da Sükutu edebilirler. edebilirler. Sukut etseler de caizdir. Aleykümselam. Ve yanzuru el kadi fi halihim, ama kadı ne yapar? Onların durumlarına bakar. Ve in enkere şuhudul asli eşşehadete, şayet arkadaşlar asıl şahitler şehadeti ne yaparlarsa, İnkar ederler. inkar ederlerse, şahitlik yapmak istemezlerse, lem tukbel şehadetu şuhudil fer'i, o zaman yani asıl şahitler şahitlik yapmazken fer ne yapamaz? Şahitlik yapamaz. Şahitlik yapamaz yani. O zaman o fer'in şehadeti kabul edilmez. Ve kâle Ebu Hanife de fi şahidi zûr, İmam-ı Azam'a göre, İmam-ı Azam Efendimiz'e göre arkadaşlar, yalancı şahitlik yapanlar hususunda uşehhiruhu fi suki, demiş ben bu yalancı şahitlik yapanları sokaklarda, çarşılarda bunları ne yaparım? Teşhir ederim. Böyle millete bir alani bir şekilde değil mi? Yani itibarını İtibarını, şey yani bu yapıyor. adamlara itibar etmeyin. Bu adamlar yalancı şahitlik yapacak kadar kalitesiz insanlar diye bunları teşhir ederim demiştir. Ve la uazziruhu, ama onlara yani dövmekle ne yapmam? Tazir Evet. etmem. Zaten bu bir tazirdir, ama buradaki tazirden maksat ne? Sopalamam. Ve kâle Ebu Yusuf ve Muhammedun, ama Hoca Efendi'nin iki talebesi demiş ki böyle yalancı şahitlik yapanlara nuci'uhu darben, hem de acıtırız yani canlarını döveriz. Ve nahbisuhu, bir de hapse atarız ki bir daha bunların aklı başına gelsin, kimsenin aleyhinde yalancı şahitlik yapmasınlar. Evet. Burada kalıyoruz herhalde. Tamam.